Toxic Rain için oku craftlarken dikkat etmemiz gereken 4 tane mod var. Socketed Bow Gems, Socketed Gems, Damage Over Time Multiplier ve Attack Speed. Biz bunları belli metotlarla garantileyebiliyoruz. Şimdi o metotları kullanaraktan okları craftlayacağız. İlk yöntem en basiti. Lig başında kullanmalık en kolay basit. Alteration spamlayacağız. Level 2 Bow Gems veya Socketed Gems gelinceye kadar yapacağız bunu. Level 2 Bow Gems'in gelmesi için level up itemin level 64 ve üstü olması gerekiyor. Geldi. Augmentation. Regal basıyoruz. Açık suffix'e de ya attack speed craftlıyoruz ya da chaos damage over time multiplier craftlıyoruz bunu açınca. Bu ok sizi sarı maplere kadar idare eder. İkinci metot biraz daha kolay. Direkt essence craftlıyoruz. Essence of Dread. Bunu basınca Socketed Bow Gems'i banko veriyor. 2 level. Banko veriyor. Burada dikkat etmemiz gereken açık bir tane suffix'in olması. Ki attack speed ve damage over time multiplier'den birini craftlayabilelim. Bunları geldikten sonra direkt craftlayıp bu oku bitiriyoruz. Bu önceki okla aynı, sadece farklı bir craftlama şekli. Şimdi craftlayacağımız bu ok, bizim neredeyse endgame'de kullanacağımız ok. Bu ilk iki okun aynısı. Level 2 Bow Gems var. Bunu essence'de de craftlayabilirsiniz, alteration'da da. Bunu yaptıktan sonra bir tane açık prefix, bir tane de açık suffix olması gerekiyor. Açık suffix'e Cannot Roll Attack Modifier'sı craftlıyoruz. Bunu yapınca bütün atak modlarını kapatıyor. Bunu açmak için bu unique map'i yapmanız gerekiyor. Unique map'i sonunda size craft'ı veriyor. Bunu craftlamak bir exalt. Sonra buna exalt bastığımızda gelebilecek tek bir mod var. O da Socketed Gems. Bunu direkt exalt basarak da yapabilirsiniz. Veya Leo'yu research'e getirerek oradan da yapabilirsiniz. Sonra Cannot Draw Attack Modifier'sı kaldırıyoruz. Yerine Chaos Damage Over Time Multiplier veya Attack Speed craftlayarak oku bitiriyoruz. Şimdiki craftlayacağımız ok, bir önceki okun aynısı, sadece bir üst modeli. Bunun Hunter Influence olması gerekiyor. Buna ilk her zaman yaptığımız gibi level 2 Bow Gems'i getiriyoruz. Bunu SS'den getirebilirsiniz, Alteration spamlayarak getirebilirsiniz. Fark etmez. Ama iki tane prefix'in boş olması gerekiyor. Bir tane de suffix'in boş olması gerekiyor. Burada okun daha iyi olmasını istiyorsanız Attack Speed gelinceye kadar da basabilirsiniz. Attack Speed geldi. Burada bu prefix fazla. Bunu kaldırmamız gerekiyor. Buna Enumult basabiliriz. Olmadı. Diyelim ki geldi. Böyle bir okumuz var. Cannot Draw Attack Modifier'sı gene craftlıyoruz. Bir Exalt. Caster değil. Atak. Sonra gene iki tane Exalt basacağız. Aynı şekilde kendi Exalt'ımızı kullanabiliriz veya Leo'dan basabiliriz. Burada gelebilecek iki tane mod var. Birisi Socketed Gems, diğeri ise Chaos Damage Over Time. Socketed Gems, Chaos Damage Over Time. Bunun tierleri var. Hangi tieri geldi sizin şansınıza kalmış. Ama hepsi iyi. En düşüğü %60 geliyor herhalde. %90'a kadar çıkıyor. Bu geldikten sonra Cannot Roll Attack Modifier'ı kaldırıp yerine Chaos Damage Over Time Multiplier craftlıyoruz. Ve okumuzu bitiriyoruz. Aynı ok, sadece ekstra bir modu daha garantileyebiliyoruz. Şimdi craftlayacağımız ok bizim oyun sonunda kullanacağımız okumuz ve en pahalı okumuz. Bunu kullanmak için Empower 4'ümüzün olması gerekiyor. Başlangıçta gene Hunter okumuzu alıyoruz. Bu sefer Alteration basıyoruz. Ta ki Damage Over Time Multiplier suffix'i gelene kadar. Damage Over Time Multiplier. Ondan sonra sarıya çeviriyoruz. Augmentation ve Regal basarak. Burada iki kere Null basıp Damage Over Time Multiplier'ı tek bırakmamız gerekiyor. Burası biraz şanslı olduğu için uzun sürebilir. Bu şekilde kaldı. Sonra Bench'e geliyoruz. 3 tane ekstra modoları craftlıyoruz. Attack Roll'u craftlıyoruz. 2 tane Exalt basıyoruz. Bu Exalt'ı yine kendimiz basabiliriz. Real Leo'dan basabiliriz. Bastığımızda gelebilecek yine 2 tane şey var. Önceki otaki gibi. Socketed Gems, Chaos Damage Over Time. Sonra kendi craftlarımızı kaldırıyoruz. Gene 3 tane ekstra modeller craftlıyoruz. Chaos Damage Over Time Multiplier. Ve 2 level Support Gems.